Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 10. sınıf coğrafyada 1. dönem 2. yazılıya hazırlıkla ilgili güzel bir çalışma yapacağız. O zaman hadi bakalım hız kesmeden bu yazılıda bizi hangi üniteler, hangi konular bekliyor? Gelin hep birlikte göz atalım. Merhaba arkadaşlar. Bu videoda yazılı notları kitabımızdan MEPORTAK sınav denemelerine nasıl ulaşacağımızı göstereceğim. Telefonunuzda TAS uygulaması yüklü değilse hemen indirebilirsiniz. Öncelikle yazılı notları kitabımızın arkasında bulunan bu etiketi nazikçe kazıyoruz. Burada gördüğümüz aktivasyon kodunu TATS uygulamasındaki kitap aktivasyonu yazan bölüme gireceğiz. Aktif et dediğimizde ise gördüğünüz gibi MEP ortak sınav denemelerine kolaylıkla ulaşabiliyoruz. Bu sayede Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı ortak sınavlarda karşımıza çıkabilecek soru tiplerini çözeceğiz ve sınavlara tam anlamıyla hazır bir şekilde gireceğiz. Dilerseniz bu işlemleri tonguçmağaza.com dijital kitap bölümünden de kolaylıkla yapabilirsiniz. O zaman hepinize yazılarda başarılar. Şimdi ünite içeriğimize baktığımızda birinci kısımdan itibaren burayı alacağız ve bu videomuz yazılıdan 100 aldıracak bir video. Bu video içeriğinde neler var? Öncelikle birinci kısımda öğrenci notlarımız olacak. İlk yazılıda da yaptığımız gibi anahtar bilmemiz gereken önemli yerlerle ilgili güzel pratik hap bilgiler vereceğiz. Daha sonra klasik sorular, açık uçlu sorularla devam edeceğiz. Ve MEB'in ortak sınavında sizlere sorabileceği de sınav provası ile ilgili biz kitabımızın arka kısmında bir kod var. O kısmı kazıyacaksın ve koda ulaşacaksın. TAS uygulamasından veya Tonguç mağazadan bu kodu gireceksin ve o ortak sınavlarla ilgili denemeye de ulaşacaksın diyebiliriz. O zaman birinci bölüm, birinci ünite kısmında doğa sistemler dedik ve ilk kısım yerin iç yapısı ve oluşum süreci. Burada litosfer, manto, çekirdek vardı. Hatırlayın, şöyle bir yerin iç kısmını gösteren bir görsel çizmemiz gerekirse üst tarafta litosfer, alt tarafta manto, en alt tarafta da çekirdeğimiz yer almaktaydı. Litosfer siyal ve sima diye ikiye ayrılmaktaydı. Manto yer hacminin en fazla olduğu katmandı. Bir de mantoda meydana gelen konveksiyonel hareketler, yani ısınan magmanın yükselmesi litosferimize çarpıyor ve litosferdeki o levhaların hareket etmesine, bu da iç kuvvetlerin meydana gelmesine neden olmaktaydı. Yerin en kalın katmanı ise çekirdek. Bak, en geniş hacme sahip olan katmanımız manto, yerin en kalın katmanı ise çekirdektir. Bunu da unutmayalım. Ve biz yer yüzeyinden yerin iç kısmına doğru gittikçe genel olarak her 33 metrede sıcaklıklarımız 1 derece azalır. Basıncımız artar, yoğunluğumuz artar. Bunu da unutmayalım. Ve Türkiye arazisi jeolojik süreçler içerisinde ana olarak Senozoik dediğimiz dönem. Yani bunun da iki tane alt devri var. Bunlardan bir tanesi tersiyer, bir tanesi de kuvaterner olarak geçmekte. Peki jeolojik dönemler kimlerdi dersek, en uzun süren jeolojik devir prekampriyendi. Yani ilkel devir olarak geçer. Kampriyen öncesi olarak geçer. Şuraya da ben şöyle prekampriyen diye yazayım. Burada genel olarak bir soğuma var. Yani uzun bir süre soğuma var. Dönemin sonuna doğru atmosferin oluşumu, canlıların oluşmasıyla birlikte artık dünyamıza merhaba dedik. Daha sonraki jeolojik devrimiz ise paleozoik olarak geçer ve paleozoik'te taş kömür yatakları vardı. Bir de masif araziler vardı. Bunu unutmayalım. Paleozoik'ten sonra mesozoik dediğimiz ikinci jeolojik dönem var. Bu dönemde ise dinozorlar vardı. Pangea dediğimiz o tek kütle ayrılıyordu. Gondwana ve Laurasya diye iki parçaya, arada da bir Tetis denizi bulunmaktaydı. Türkiye'de bu Tetis denizinin taban kısmında yer alıyordu. Senozoik dediğimiz dönem ise tüm olayların yaşandığı dönem, günümüze kadar gelen süreçtir. Burada Alp Himalaya orojenizi meydana geliyor ve Türkiye arazisi ana hatlarıyla bu dönemde oluştu. Atlas Hint Okyanusları bu dönemde oluşuyor. Tuz, bor, lignit yatakları gene bu dönemde oluştu. Şiddetli volkanizma ile birlikte buzul devirleri de bu dönemde yaşanmıştır diyebiliriz. Ve levha sınırları dediğimiz olay, hemen şöyle ilk yazıldan da hatırlayalım. Alfred Wegener dediğimiz bir bilim insanı vardı. Alfred Wegener kıtaların tek bir parça olmadığını ve kıtaların eskiden tek bir kütle olup sonra birbirinden uzaklaştığını söylüyordu. Ama kıtaların nasıl birbirinden, ya da karaların ya da parçaların nasıl birbirinden uzaklaştığı ile ilgili yorumları Alfred Wegener yapamamıştı. Daha sonra levha tektoniği kuramı adı altında Alfred Wegener'in bu kıtaların kayması kuramını iyileştirerek bir teori ortaya atıyorlardı ve levhalar
bizim bir puzzle'ın parçası gibi düşünebilirdik, değil mi? Ve bu yerin alt kısmında mantoda meydana gelen konveksiyonel hareketler levhaların hareket etmesine sebep oluyordu ve levha sınırlarında biz, unutmayın, deprem, volkanizma, sıcak su kaynaklarını yaygın olarak görmekteydik. Burada iç kuvvetler kimdir? Orojenez, dağ oluşumu. Oroz dediğimiz zaten dağdır. Jenez dediğimiz kısım ise oluşumdur. Yani dağın meydana gelmesidir. Epirojenez, kıtaların oluşumu, kıta hareketleridir. Volkanizma, yerin altındaki magmanın yer yüzeyine ya da yer yüzeyine yakın yerlere sokulup soğuması. Depremler, diğer ismiyle seizma, yer hareketleri olarak ifade etmekte. Ve iç kuvvetler yerin şekillenmesinde etkili olan kuvvetlerdi. Ve kaynağı mantoda meydana gelen konveksiyonel akımlardan alırdı. Bak, orojenez, dağ oluşumu ve burada senklinal antiklinal Horst Graben vardı. Senklinal antiklinal kıvrımlı dağ oluşumu, Horst Graben ise kırıklı dağ oluşumu ifadesinde karşımıza çıkmaktaydı. Epirojenezde kara parçalarının dikey yönde yükselip alçalması olayı vardı ya, bu olay sonucunda deniz ilerlemesi varsa transit gitti, transgresyon. Deniz gerilemesi varsa R yaptı, regresyon diyebiliriz. Volkanizma ikiye ayrılıyordu. Yer yüzeyine çıkarsa yüzey volkanizmasıydı. Yerin derinliklerinde soğur. Yer yüzeyine yakın yerlere sokulup soğursa da bu sefer de derinlik volkanizması oluşmaktaydı. Derinlik volkanizmasında batolit, dike, lakolit, sil gibi şekiller meydana geliyor. Yüzey volkanizmasında mağar, krater, volkan konisi, onun dışında lavlar, tüfler, bunların hepsi de yüzey volkanizma sırasında oluşan durumlardı. Kayaçları biz oluşum özelliğine göre 3'e ayırıyorduk, hatırlayın. Volkanizma etkiliyse magmatik kayaçlar, yüzeyde soğursa yüzey kayaçları, yer yüzeyine yakın yerlere sokulup soğursa da derinlik kayaçlarını oluşturuyordu. Tortul kayaçlarda dış kuvvetler etkiliydi, yani aşındırma, taşıma, biriktirme faaliyetleri etkiliydi. Metamorfik kayaçlarda ise tortul ve magmatik kayaçlar yüksek sıcaklık ve yüksek basınç altında metamorfizmaya uğrayıp başka bir kayaca dönüşüyordu. Mesela metamorfik kayaca örnek vermemiz gerekirse kalker yüksek sıcaklık ve basınç altında kime dönüştü? Mermere dönüştü, bunu unutmayalım. Yerin şekillenmesinde evet iç kuvvetler etkilidir. Aynı zamanda yerin şekillenmesinde dış kuvvetler de etkilidir. Özellikle rüzgarlar kurak yarı kurak iklim bölgelerinde, karstik şekiller karstik arazilerde, akarsular dünyanın tamamına yakın büyük bir bölümünde, buzullar yüksek enlemler ya da dağların yüksek kesimlerinde. Akarsuların aşınım şekillerinden birincisi vadilerdi. Bak, çentik bir vadi görüyorsak eğimli bir araziye sahibiz ve buradaki akarsuyun akış hızı yüksektir. Boğaz Vadi ya da diğer ismiyle U profilli vadi diyorsa dağların kıyıya paralel uzandığı alanlarda, özellikle bizim ülkemizde Akdeniz ve Karadeniz'de dağı böyle enine kesen akarsuların oluşturmuş olduğu vadilerdi. Kanyon vadiler tortul tabakaların bulunduğu alanlardaki basamaklı yapılar olarak ifade edilebilir. Geniş tabanlı vadiler eğimin azaldığı alanlarda görülür. Asimetrik vadilerde ise bir yamaç diğer yamaca göre farklı dirençteki kayaca bağlı olarak daha dik daha düz olabilir arkadaşlar. Bunun dışında akarsu aşınım şekillerinden bir diğeri peri bacaları. Bak, şunu unutma. Peri bacası dedim, hemen aklına mesela rüzgar geliyorsa gelmesin. Burada özellikle sel suları bu araziyi aşındırıyor. Bazaltlarla birlikte tüfler, böyle şapka şeklinde tepede gördüğünüz üzere bazalt, alt kısımda tüfler oluşuyor. Biz bu şekilleri peri bacaları diyoruz. Kırgı bayır, wetlands, kötü bir arazi, sel suları gene bitki örtüsünden yoksun alanları aşındırmasıyla birlikte bu şekiller meydana geliyor diyebiliriz. Eğer ki bir akarsuyun yatağında buradaki gibi bir eğim kırıklığı var ise buradaki oluşacak şeklimiz şelale, döküldüğü yerdeki aşınımımız ise dev kazandır. Bak, şelale akarsu aşınım şekli değildir. Buradaki akarsu aşınım şekli nedir dersek dev kazanıdır, bunu unutmayalım. Plato akarsular tarafından yarılmış, çevresine göre yüksekte yer alan düzlükler. Peneplen yontmuşuz burayı, yontuk bir şekilde düz hale getirmişiz. Arazinin aşınmasıyla birlikte akarsular tarafından hafif eğimli engebeli alana verdiğimiz isimdir diyebiliriz. Bir akarsu yük miktarı artar, su miktarı azalırsa,
Eğim azalırsa aşındırdığı malzemeleri biriktirir ve birikim şekillerini oluşturur. Birikim şekillerinden birincisi birikinti konileri, koni şeklinde birikimler. Eğer ki bu koniler birleşir daha geniş bir alana yayılırsa yelpazeleri. Eğer ki birikim dağın eteğindeyse dağ eteği ovası. Yani önce koni, sonra yelpaze, sonra ise dağ eteği ovası oluştu. Birikim eğer ki dağın içindeyse dağ eteği ovası. Eğer ki birikim denizin hemen kenarındaysa taban seviyesi ovası. Eğer ki birikim denizin kıyısında ise delta ovasını oluşturmakta. Bak şunu da unutma. Bir yerde delta ovasının oluşabilmesi için kıta sahanlığının geniş olması lazım. Yani denize doğru gidiyoruz ya. Bir anda denizin derinleşmemesi lazım. Gelgitin etkili olmaması lazım. Yani gelgitkenliğinin düşük olması lazım. Erozyon güçlüdür. Tarıma uygun bir ovadır burası ve kıyıda güçlü bir akıntı, dalga yoktur diyebiliriz. Bunu da unutmamış olalım. Irmak adası da akarsuyun iç kısmında herhangi bir sebepten oluşan birikimlerdir. Ama akarsularla ilgili bazı durumlar var ki hem aşınım hem birikimin etkili olduğu şekiller. Bunlar mesela menderes, yani büklüm yapmış. Akarsu eğiminin azaldığı alanlarda büklüm yapmasıyla birlikte menderesler oluşturuyor ve bir menderes oluşturan akarsuyun yatak eğimi azalmıştır. Şimdi böyle büklüm çizdiği için, düz bir şekilde gitmediği için boyu uzamıştır. O yüzden gerçek uzunluğu ile kuş uçumu uzunluğu arasındaki farkı da artar. Akarsu sık sık yatak değiştirir. Aha da burada görmüş olduğumuz şu var ya, kopuk menderestir. Yatağını değiştirdiğinin en önemli kanıtıdır. Eğim azaldı, akış hızı azaldı, enerji potansiyeli azaldı ama ulaşım için yeterli derinlikte ise daha elverişlidir diyebiliriz. Seki ise burada hem akarsularla birlikte hem de iç kuvvetlerden epirojenez etkilidir. Yani arazi olduğu gibi komple ne yapması lazım? Yükselmesi gerekiyor. Yükseldiğinde akarsu yatağını daha derine aşındıracak ve akarsuyun yatağının o iki yamacında basamaklı yapılar ortaya çıkacak. İşte biz bu basamaklı yapılara ne diyeceğiz? Taraça ya da diğer ismiyle seki. Bir yerde bu ifadeyi görürsek buranın epirojenez ile toptan bir şekilde yükseldiğini de gösterecektir diyebiliriz arkadaşlar. Rüzgarlar biraz önce söyledik. Kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde etkilidir. Rüzgarların aşınım şekilleri mantar kaya, mantara benziyor. Şahit tepe, tafoni delikli yapı, tak 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 delikli yapı. Hamada çöl kaldırımı, taşlı yapı. Yardankisi oluk şeklindeki rüzgarlar sonucunda oluşan aşınım düzlükleri ya da çukurlukları diyebiliriz. Birikim şekillerinden birincisi kumullar, kum tepeleri. Barkanlar hilal şeklindeki birikim kumulları. Lösler rüzgarın aşındırıp taşıyıp biriktirdiği malzemelerdir. Buzullar ya yüksek enlemlerde etkilidir ya da dağların yüksek kesimlerinde etkilidir. Yani bir dünya haritası çizdiğimizde buzulların etki alanı neresidir dersek yüksek enlemler, kutba yakın sahalar. Eğer ki atıyorum mesela şurada bir A noktası olsun. A noktasında da buzul aşının birikim şekli görüyorsak o zaman bunun da dağın yüksek kesiminde olduğunu söyleyebilmekteyiz. Buzulla ilgili aşınım şekillerinden birincisi buzul vadisi. Buzulun hareketiyle birlikte tekne vadi, U profilli vadi olarak geçer. Hörgüç kaya, kaya tepeleridir. Bak burada da şunu unutma. Hörgüç'ü gördün, deve dedin. Ulan bu deve, ulan deve nerede? Deve çölde dedin, o zaman bu rüzgardır deme böyle. Sadece devenin hörgücüne benzediği için bunlar aşınmayla birlikte aşınmayan sert kütlelerdir. Bundan dolayı bu isim verilmiş. Sirtler ise aşınım çukurları, buzulun hareketiyle birlikte oluşan aşınım çukurlarıdır. Fiyortlar buzul alanlarında oluşmuş bir kıyı tipidir. Özellikle şu buzul vadileri var ya, işte bu buzul aşınımıyla birlikte oluşan buzul vadileri sular altında kalırsa bu şekilde fiyort tipi kıyı oluşmakta. Bunu da bu kapsamda unutmamış olalım. Birikim şekilleri morenler, buzulun aşındırıp taşıyıp biriktirdiği malzemelerdir. Sander ovaları diye geçer. Sander düzlükleri buzulun çekilmesiyle birlikte şu alandaki düzlüğe verdiğimiz isimdir. Durumlin ise dikkat et kime benzedi? Balinaya benzedi. Balina sırtı tepelere verdiğimiz isimdir diyebiliriz arkadaşlar. Ve buzul çeşitleri. 1. Takke, tık kafaya geçirdik. Yani bu nerede görülecek? Dağın yüksek kesimlerinde görülecek. Özellikle bizim ülkemizdeki o kalıcı kar dediğimiz buzul alanları Takke buzulu olarak geçmekte. Ama
örtü, yorganı üstüne örttün, tamamıyla ne yaptın? Kapladın. Örtü buzulu kutup alanlarında görülecek. Vadi buzulu bir vadinin içerisinde, bak tekne vadi, U profilli vadi gördünüz mü? Bu vadinin içerisindeki buzuldur. Sirk buzulu ise buzul aşınmasıyla birlikte şöyle çukurluklar meydana gelir. Bu çukurlukların içerisindeki buzula da biz sirk buzulu diyoruz. Karstik arazi diyorsa, burada ya sen kireç taşını görürsün, bu bir. Ya sen alçı taşını görürsün, bu iki. Ya da sen kaya tuzunu görürsün, bu da üç. Kireç taşı dediğimiz bizim kalkerdir. Alçı taşı dediğimiz bizim jipstir abi. Bu kayaçlar varsa bu araziler karstik arazidir ve bu arazilerde oluşan şekiller de karstik şekiller olarak karşımıza çıkmakta. Karstik aşınım şekilleri neler var? Yerin altındaki boşluklar, tavanın çökmesiyle birlikte oluşan boşluklar, obruklar. Bununla birlikte yer yüzeyinde en küçüğü lapya. Bak, karstik aşınımın en küçük şekli lapya. Böyle ifade doğru değil ama siz böyle bilin. Lapyalar birleşirse dolinleri, dolinler birleşirse uvalayı oluşturuyor. Bak, lapya dolini oluşturdu, dolin uvalayı oluşturdu. Uvalalar da birleşirse polyeleri oluşturuyor. Lapya dolini, dolin uvalayı, uvala polyeyi. Lapya, dolin, uvala, polye, bunlar birbirini oluşturuyor diyebiliriz. Karstik arazilerde akarsuyun yerin altına sızdığı kısım su yutan düden olarak ifade edilmekte. Bir de yerin altındaki aşınımla birlikte oluşmuş alanlara biz mağara, birkaç mağaranın birbiriyle birleşmesiyle birlikte de galeriler oluşturuyoruz diyebiliriz. Ve karstik arazilerde akarsuların oluşturmuş olduğu vadi tiplerinden bir tanesi de kanyon vadi olarak geçmekte. Buradaki yukarıda görmüş olduklarınız karstik aşınım şekilleriydi. Birikimlere baktığımızda yerin altındakiler 1. mağaralarda, üst kısımdakiler sarkıt, alt kısımdakiler dikit. Bunlar eğer ki böyle birleşirse sütunları oluşturmakta. Tabandan geldi, sarktı, sarkıt. Tabanda dikildi, dikit. Bunlar birleşti, sütunları oluşturmakta. Bir de karstik arazilerde suyun bünyesindeki kalsiyum karbonatların buharlaşması ile birlikte neler oluşuyor? Travertenler oluşuyor. Travertenler karstik birikimin yeryüzündeki şekli olarak geçmekte. Kıyıların şekillenmesindeki en etkili dış kuvvet dalga ve akıntılardır. Kıyılarda bizim bilmemiz gereken dalga aşınım şekillerinin en önemlisi falezlerdir. Falezler zaman içerisinde geriler ve denizle kıyı çizgisiyle falez arasında şurada şöyle bir düzlük kalır. Bu aşınım düzlüğü diğer ismiyle abrazyon platformu olarak geçer. Bir de doğal mağara ve köprüler yer almakta. Birikim şekillerinden birincisi kıyı oklarıdır. Eğer ki kıyı okları bir koyun şöyle ağız kısmını kapatıyorsa kıyı setini oluşturur. Gerisinde ise lagünleri, yani deniz kulaklarını, yani kıyı seti göllerini oluşturmakta. Eğer ki bir kıyı oku ada ile karayı birbirine bağlıyorsa buna da biz tombola ismini vermekteyiz. Kumsallar, plajlar gene dalga birikim şekli olarak karşımıza çıkmakta. Kıyı tipleri dediğimizde farklı kıyı tipleri var. Eğer ki bir yerde limanlı kıyı tipi görüyorsak kıyı okları bir koy körfezin ağız kısmını kapatmış. Bu bir. İkincisi, boyuna kıyı tipi diyorsak dağlar kıyı çizgisine paralel bir şekilde uzanmakta. Enine kıyı tipi diyorsak dağlar kıyı çizgisine dik bir şekilde uzanmakta. Rıya tipi kıyı diyorsak eski akarsu vadilerinin yükselen deniz suları altında kalmasıyla oluşan kıyı tipidir. Kalanklı kıyı tipi kanyon vadilerin yükselen deniz suları altında kalmasıyla oluşuyor. Dalmatça kıyı tipi kıyıya paralel, bak şuraya şöyle yazıyorum, kıyıya paralel uzanan dağların arasının deniz suları altında kalmasıyla oluşuyor. Haliçli kıyı tipi gelgitkenliğinin yüksek olduğu akarsu ağızlarında oluşuyor. Gelgit olduktan sonra deniz dipleri yüzeye çıkar ve bu şekilde de vat tipi kıyılar oluşmakta. Fiyort tipi kıyı, biraz önce buzul aşınım şekillerinin o kısmında belirtmiştik. Buzul vadilerinin yükselen deniz suları altında kalmasıyla oluşur. Skyer tipi kıyı ise morenler ve hörgüç kayaların yükselen deniz suları altında kalmasıyla oluşmakta. Şuraya da şöyle kıyı oku diye yazayım. Hangi kuvvet etkili burada unutmayalım. Bak mesela bizim ülkemizde gelgitkenliği düşük olduğu için Haliçli ve Vat kıyı tipleri yaygın
görülmez. Bizim ülkemizde buzul aşının birikim şekilleri yaygın olmadığı için fjord ve skyer tipi kıyılarda yaygın görülmez. Diğer kıyı tiplerini bizim ülkemizde yaygın bir şekilde görebilmekteyiz. Geldik şimdi su kaynaklarına, hem dünyada hem Türkiye'de. Biz su kaynakları dediğimizde tatlı su kaynakları ve tuzlu su kaynakları olarak burayı ikiye ayıracağız ve %97,5'lik kısmımız bizim tuzlu su, %2,5'lik kısmımız ise tatlı suyu oluşturmakta. Tuzlu sularda kimler var? Denizler ve okyanuslar var arkadaşlar. Özellikle kıtalar arasındaki derin o büyük su kütlelerine biz okyanus diyoruz. Bunlardan birincisi, önce azıcık böyle bilgimiz artsın. Burası Kuzey Amerika kıtası olarak ifade edilecek. Burası ise Güney, yani Latin Amerika olarak bileceğiz. Onun dışında burada Afrika'yı bileceğim. Hemen şuraya şöyle geleceğim, Avrupa yazacağım. Ve şu kısma da şöyle Asya yazıyorum. Şurası da Okyanusya. Ben buraya şöyle Avustralya diye yazıyorum. Bakın arkadaşlar, Asya ve Kuzey Güney Amerika arasında kalan yer Pasifik Okyanusu olarak geçer ve yüz ölçüm anlamında dünyanın en geniş yüz ölçüme sahip okyanustur. Aha da burası Pasifik. Niye böyle Pasifik yazdık? Geçen seneki bilgilerinizi sorgulamanız gerekirse dünya küresel bir şekle sahip. Çevir, aynı yer zaten. Yüz ölçüm en büyük burası. İkincisi tam bu alan. Şurada Hindistan var. Afrika, Avustralya arasında yüz ölçüm anlamında Pasifik'e göre çok daha küçük olan Hint Okyanusu. Bununla birlikte Kuzey Güney Amerika, Avrupa, Afrika arasında ise Atlantik, diğer ismiyle Atlas Okyanusu yer almakta. Bu da burası için önemlidir. Bunlar bilmeniz gereken okyanuslar ve genel olarak okyanusların suları ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe azalır. Azalmasının temel sebebi nedir derseniz, enlem etkisi, sıcaklık azalıyor, buharlaşma azalıyor, unutmayalım. Okyanusların kenarında ya da okyanuslara bir boğaz kanal vasıtasıyla bağlanan alanlara ise biz deniz diyoruz. Denizleri de unutmayın, kenar deniz ve iç deniz olmak üzere ikiye ayırıyorduk. Mesela ne var dediğimizde, bir, Çin denizi var bu alanda, kenar deniz. Japon denizi var, gene kenar deniz olarak karşımıza çıkmakta arkadaşlar. Nedir bu? Okyanusun hemen kenar kısmında yer almakta. Bununla birlikte eğer ki okyanusa bir boğaz kanal vasıtasıyla bağlanıyorsa bunlar ise iç deniz olarak geçer. Mesela kim? Bak, burada kim var dediğimizde burası tabii ki de bildiğimiz üzere Akdeniz. Ve Akdeniz arkadaşlar Cebeli Tarık Boğazı ile birlikte Atlas Okyanusu'na bağlandı mı? Bağlandı. O zaman bu bir iç denizdir. Burada kim var dediğimizde burası Kızıl Deniz olarak geçer. Kızıl Deniz şurada Babülmendeb Boğazı ile birlikte Hint Okyanusu'na bağlandı. O zaman burası da bir iç denizdir. Hemen şuraya geliyorum. Tabii ki burada kim var? Karadeniz var. Gene bura bir iç denizdir. Hemen şöyle şuraya geldiğimizde Baltık Denizi var. Ve Baltık Denizi Kiel Kanalı vasıtasıyla Atlas Okyanusu'na bağlandı. O zaman burası da bir iç deniz olarak karşımıza çıkmakta. Bunu da unutmamış olalım sevgili arkadaşlar. Devamında su kütleleri ile ilgili dünyada akarsular. Belirli bir yatak boyunca akan sulara biz akarsu diyoruz. Akarsuyun suyunu ilk topladığı alan kaynak, suyunu herhangi bir yere bıraktığı, boşalttığı, döktüğü kısma ise ağız diyoruz. Kaynakla ağız arasında akarsuyun bir eğim doğrultusunda akışını sürdürdüğü bu alana akarsu yatağı diyeceğiz. Ve akarsu yatağındaki o su toplayan alanların tamamına havza diyoruz. Yani bu akarsuyun havzası aha da burası, bu akarsuyun havzası da aha da burası. Eğer ki bir akarsu havzasında akarsu sularını deniz ya da okyanusa götürüyorsa açık havza, götüremiyorsa kapalı havza özelliği gösterecektir. Su bölümü çizgisi ise iki akarsuyu birbirinden ayıran şu sınıra verdiğimiz isimdir ve su bölümü çizgisi genel itibariyle doğada sırtlardan geçmektedir. Akım, akarsuyun herhangi bir kesitinden saniyede geçen su miktarıdır. Yani metre küp bölü saniye. Saniyede kaç metre küp su geçmiş bunu belirtiyorsun. Bir akarsuyun yatağında 12 ay boyunca su varsa sürekli akarsu, yoksa belirli bir dönem su var, belirli bir dönem su yoksa geçici mevsimlik akarsu olarak geçmekte. Akarsuyun yatağından geçen su miktarı neydi? Metre küp bölü saniye dedik ya, bu arkadaşlar akımdı. Akımın aylara göre değişimi ise
rejimi söyler. Bakın dikkat edin, burada akarsuyun yatağından geçen su miktarının değişimi, burada ise akarsuyun yatağından geçen su miktarının değişimi verilmiştir. Değişim burada daha fazla, o yüzden bu düzensiz rejime sahip akarsudur. Burada ise değişim daha azdır, o yüzden bu da düzenli rejime sahip akarsu olarak karşımıza çıkmakta. Dünyada unutma, ekvatorial ve okyanusal iklim düzenli rejim, savan, muson, karasal düzensiz rejimdir. Bir suyun yer altına sızabilmesi için geçirimli bir kayacın olması lazım. Yani geçirimli tabakalardan yer altına sızan suların geçirimsiz tabaka üzerinde birikmesiyle birlikte yeraltı suyu oluşur ve yeraltı suyunu ileten, süzen, depolayan, biriktiren alana biz akifer, yeraltı suyunun yeryüzeyine çıktığı alana ise kaynak diyeceğiz. Kaynakları biz oluşum özelliklerine göre ikiye ayıracağız arkadaşlar. Nedir peki bunlar? 1. Soğuk su kaynakları dediğimizde 1. Yamaç kaynağı, eğer ki bir yeraltı suyu bir dağın yamacından ya da bir vadiden çıkıyorsa vadi yamaç kaynağı diyoruz. Artezyen kaynakta biz sondaj yapıyoruz ve basınçlı bir şekilde çıkıyor. Karstik arazilerde de karstik kaynaklar var. Kireç taşı, kireçli dediğimizde karstik kaynak. Bir de sıcak su kaynakları vardı. Gayzer kaynakları gene basınçlı bir şekilde çıkıyor. Bir de fay hatlarının bulunduğu alanlarda fay kaynağı vardı. Bunları da unutmayalım. Göller. Karalar üzerinde çeşitli sebeplerle meydana gelen çukur alanlarda biriken su kütlelerini göl diyoruz. Eğer ki bir göl dağ oluşum hareketleriyle birlikte meydana geliyorsa tektonik göl. Karstik araziler, kireç taşı, cips, alçı taşıydı, kaya tuzu gibi kayaçlar varsa buradaki göller karstik göl. Volkanizma sonucunda oluşmuşsa volkanik göl. Kim vardı mesela? Krater gölü vardı, o lavın çıktığı ağız kısım. Orası patlar ve geniş bir çukurluğa dönüşürse kaldera gölü vardı. Bir de orada kim vardı? Mağar gölleri vardı. Bunlar volkanik göllerdi. Buzul aşınımı sırasında oluşan çukurluklar, sirk çukurları. Buralarda oluşan göller, sirk gölleri. Dağların yüksek kesimlerinde ya da yüksek enlemlerde görebiliriz. Karma yapılı göller hem tektonik hem karstik süreçler etkili olabilir. Tektona karstik göl deriz. Hem tektonik hem volkanik süreçler etkili olur. Tektona volkanik göl deriz. Bunlar da oluşumunda birden fazla faktör etkili. Set göllerindeki olay. Bir set olması lazım. Mesela volkanik set gölü, yani lav seti gölü. Volkanlardan çıkan lavlar bir akarsuyun önünü kapatırsa lav seti gölü. Eğer ki akarsu aşındırdığı, taşıdığı malzemeler bir akarsuyun önünü biriktirirse alüvyal seti gölü. Buzulların aşındırıp taşıyıp biriktirdiği malzemeler bir göl oluşturacaksa moren seti gölü. Heyelan olayı sonucunda bir alanın önü kapatılıyor ve bir göl oluşuyorsa heyelan seti gölü. Denizin kıyısındaki kıyı okları koy körfezin ağız kısmını kapatıyorsa da kıyı seti gölü oluşacaktır. Bunlar doğal göller. Bir de insan eliyle oluşturulmuş göller var. Yapay göller, baraj ve göletler. Neden biz yapay göl yapmışız? İçme ve tarımda su ihtiyacımızı karşılamak için. Taşkınları önlemek için. Elektrik enerjisi üretimi yapabilmek için biz alanların önünü kapatıyoruz. Turizm faaliyetleri için yapıyoruz diyebiliriz, tamam mı? Geldik şimdi toprak kısmına. Toprakta ne var dersek, toprakta öncelikle kayacın ayrışması var. Yani bir toprak oluştuğunda toprağın oluşumunu etkileyen bazı faktörler var. İklim bunlardan en önemlisidir diyebiliriz. İklim özellikle kayacın çözünüp ayrışıp toprağın oluşum hızını belirler, bunu unutmayalım. Onun dışında yer şekli engebeli olduğu alanlarda genel itibariyle toprak oluşumu daha uzun, oluşan toprak daha incedir diyebiliriz. Onun dışında bitki örtüsü özellikle organik maddeyi belirleyebilmekte. Onun dışında ana kaya ayrışmanın hızını ve toprağın oluşum hızını belirliyor. Bir de toprağın oluşumu için zaman. Bir santim minnak bir toprağın oluşabilmesi için 100 yıl gerekli ya. Böyle bir şey yok yani. Bak 100 yıl ya şu kadar bir toprak oluşturacaksın diyeme işte. Aman toprağı kirletme. Bir de toprağın katmanları vardı. En altta D horizonu vardı. D horizonu dediğimizde burası ana kaya olarak geçmekteydi. Onun üstünde C horizonu vardı. Burası ayrışma zonu olarak geçiyordu. Onun üstünde B horizonu vardı. Kireç ve tuzun biriktiği birikme zonu olarak geçiyordu. Onun üstünde A horizonu vardı. A horizonunda da yıkanma zonu olarak burayı bilmekteydik. Bir de yukarıda O horizonu vardı. Organik tabakanın bulunduğu zon olarak geçiyordu. Şunu unutma. Bir toprakta C ve D horizonları varsa bu ana kaya hakkında bilgi verecektir. Ve biz dünyadaki toprakları zonal topraklar olmak üzere
intrazonal topraklar olmak üzere ve azonal topraklar olmak üzere 3 ayıracağız. Zonal toprak iklime bağlı oluşan toprak. Mesela ekvatoral iklim bölgesinde laterit toprakları. Çöl iklim bölgesinde çöl toprakları. Tundra iklim bölgesinde tundra toprakları. Sert karasal iklim bölgesinde podzol toprakları ya da karasal iklim bölgesinde kahve ve kestane renkli step toprakları. Akdeniz iklim bölgesinde kırmızı renkli Akdeniz dediğimiz Terrarossa toprakları. Bunlar zonal topraklardı. İntrazonal topraklarda haleomorfik, hidromorfik, kalsimorfik morfikler intrazonaldaydı. Azonal toprakların oluşmasında ise genel itibariyle dış kuvvetler. Mesela akarsu aşındırıp taşıyıp biriktiriyorsa alüvyal. Değil mi? Rüzgar aşındırıp taşıyıp biriktiriyorsa löz. Buzul aşındırıp taşıyıp biriktiriyorsa moren. Mesela volkanizma etkili olur ve kum boyutundaki malzemeler birikirse regosoller. Dış kuvvetler dağın yamacından arazi aşındırdı. Taşla birlikte topraklar kaldı. Taşlı toprak litosol. Ya da aşınan malzemeler dağın eteğinde birikti. Orada da gene birikimle birlikte topraklar meydana gelecektir diyebiliriz. Aha zonal topraklar iklim. Laterit ekvatoral iklim. Kırmızı renkli Akdeniz toprakları Terrarossa, kahverengi orman toprakları okyanusal iklim, kahve kestane renkli bozkır toprakları karasal iklim, podzol toprağı sert karasal, çernezyum toprağı benim sadık yârim kara topraktır diyeceğiz ve çernezyum toprakları gerçekten organik madde anlamında önemli bir topraktır. Çöl iklimi çöl toprakları, tundra iklimi tundra topraklarıdır diyebiliriz. İntrazonaller halo, hidrokalsit, kalsiyum karbonat, kireç taşı. Hidro suyla ilgili, o zaman taban suyu yüksek. Halo yok ya, orada hiçbir şey yok. Ne yok? Su yok. Tuzlu topraklar. Dönen diyorsa vertisoller. Çatladı, birikti, yağış oldu, kapandı, yukarıya çıktı dönen topraklar. Azonal topraklar alüvyal akarsu. Kolüvyal o yamaçtan aşınan malzemeler dağın eteğinde birikiyor. Litosoller o yamaçtaki taşlı toprak. Regosoller volkanizma. Löz rüzgar moren buzul olarak karşımıza çıkmakta. Türkiye'nin göllerine baktığımızda tektonik göl deyince Tuz, Sapanca, İznik, Manyas gölleri, bunu bilin yeterlidir. Karstik göl deyince şurayı şöyle hemen siliyorum arkadaşlar. Nerede bu göller dersek bu göller arkadaşlar Akdeniz iklim bölgesinde. Yani Isparta ve çevresinde. Buzul gölleri Aynalı, Kilimli, Karagöl. Volkanik göller Nemrut, Acı, Meke Gölü. Karma yapılı göller Van Gölü diyebiliriz. Heyelan Set Gölü dediğimizde Karadeniz bölgesi, bunu unutmayalım. Kıyı Seti Gölü dediğimizde denizin kıyısı, İstanbul çevresi. Volkanik Set Gölü Lav Seti Gölü olarak geçer. Van Gölü'nün çevresinde volkanizma sonucunda hemen şöyle Van Gölü çevresi diyorum. Alüvyal Set Gölü ise Ankara diyebiliriz. Mogan ve İmir Gölleri diyebiliriz arkadaşlar. Dünyada ve Türkiye'de su kaynakları dediğimizde Türkiye'de su ile ilgili kısımlar. Bakın yukarıdaki denizimizin ismi Karadeniz'dir. Aradaki denizimizin ismi Marmara'dır. Hemen batıdaki denizimizin ismi Ege, güneydeki denizimizin ismi ise Akdeniz'dir. Ahan'da şurada kim var? Tuz Gölü var. Ahan'da burada kim var? Van Gölü yer almakta. Bizim akarsularımız var. Mesela Karadeniz'e dökülen Yeşil Irmak Nehri. Bununla birlikte gene Karadeniz'e dökülen Kızıl Irmak Nehri. Aynı zamanda Fırat Nehri ve Dicle Nehirleri de yer almakta. Bak Fırat Dicle mesela kaynağını bizden aldı. Basra Körfezi'nden döküldü. Ve Doğu Anadolu bölgesinde Hazar Gölü'ne dökülen Aras ve aynı zamanda Kura nehirlerimiz var. Kaynağını Suriye'den alıp bizim ülke topraklarımızdan denize dökülen Asi nehrimiz var Hatay'da. Bir de kaynağını bizden alıp Gürcistan'dan Karadeniz'e dökülen Çoruh nehri yer almakta. Bu da bizim için önemli. Bir de şurada Yunanistan'la doğal sınırımızı oluşturan bir alan var. Meriç nehri yer almakta. Bunu da bu noktada unutmayalım. Çukurova'nın oluşmasını sağlayan iki tane akarsuyumuz vardı. Kimdi bunlar? Kimdi bunlar? Onlara da şöyle iki tane nokta atıyorum. Sonunda ikisinin de uyak anlamında güzel bir uyağımız var. Bunları da unutmayalım sevgili arkadaşlar. Geldik şimdi o klasik sorularımıza. Diyor ki buzulların etkili olduğu yerler neresidir? Buzul etkisi sonucu oluşan yer şekilleri nelerdir demiş. Arkadaşlar şunu unutmayalım. Buzullar bir yerde etkiliyse bu yer ya yüksek
enlemlerdir. Yüksek enlemlerden kastımız nedir dediğimizde kutba yakın sahalar ya da dağların yüksek kesimleri, yüksek kesimler diyorum. Tam sıcaklığın düştüğü alanlar. Buzulun etkili olduğu yerler burasıdır. Peki buzul etkisi sonucu oluşan şekilleri biz ikiye ayıracağız. Aşınım şekilleri ve aynı zamanda buzul etkisi sonucunda oluşmuş birikim şekilleri diyoruz. Aşınım şekillerinden birincisi buzul vadisi olarak geçmekte. Bir diğeri sirk yani buz yalığı olarak geçmekte arkadaşlar. Bak bunları unutmayalım. Buzul vadisi ve sirk. Bunlar bizim için önemli alanlardır. Bir de ne vardı? Buzul aşınımı sırasında oluşan o devenin hörgücüne benzeyen kaya alanları. Bunlara da biz hörgüç kaya ifadesini kullanmaktaydık. Aşınım deyince bu. Buzul vadileri eğer ki deniz suları altında kalırsa da o alanda hangi kıyı tipi oluşuyor? Skyer tipi kıyı oluşmaktaydı diyebiliriz. Birikim şekillerinden birincisi morenler. Buzulun aşındırıp taşıyıp biriktirdiği malzemelerdi. Durumlin tepeleri. Buzulun aşındırdığı malzemeler bir kayanın etrafında birikiyorsa balinaya benzer tepecik demiştik ya. Oradan aklınıza gelebilir. Bir de sander ovaları vardı. Yani sander düzlükleri vardı. Buzulun etkisinin gerilemesiyle birlikte aşındırılan malzemelerin biriktirildiği düzlükler olarak geçmekteydi diyebiliriz. Geldik. Bir diğer soru. Türkiye'de yaygın olarak görülmeyen kıyı tipleri nelerdir? Nedenleriyle birlikte yazınız. Şimdi arkadaşlar bakın. Türkiye'de yaygın görülmeyen 4 tane kıyı tipinden bahsediyoruz. Bunlardan birincisi Haliç tipi kıyımızdır. Tamam mı? Bu bir. İkincisi Vat tipi kıyı. Vat dedin ne dedin? Gelgitten dolayı. Bak bunların bizim ülkemizde görülmemesinin temel sebebi gelgitkenliğimizin düşük olmasıdır. Yani ne demek istiyoruz? Göreceli konum özelliğidir. Okyanus kıyımız yok. Unutma. İkincisi, Skyer tipi kıyı ve Fjord tipi kıyı da gene bizim ülkemizde yaygın olarak görülmez. Neden görülmez dersek, çünkü bu kıyı tipleri buzul aşınımının etkili olduğu ya da buzul birikiminin etkili olduğu alanlarda görülecektir. Bak bunların görülmemesinin temel sebebi de mutlak konum. Bir de resifli kıyı tipi var. Resifli ya da mercan tipi kıyı olarak geçer. Bu da ekvatoral kuşakta deniz suyu sıcaklığının 20 derecenin üzerinde olduğu alanlarda görülmektedir. Şunu unutmayalım. Haliç ve Vat tipi kıyıların görülmemesinin temel sebebi Türkiye'nin göreceli konum özelliğidir. Skyer, Fjord ve resifli kıyı tipinin görülmemesinin temel sebepleri ise Türkiye'nin mutlak konum özelliğidir. Orta enlemlerde yer aldığımız için bunlar görülmüyor. Geldik bir diğer soruya. Zonal topraklar nelerdir yazınız demiş. Arkadaşlar zonal topraklar bir bölgedeki iklim ve buna bağlı olarak şekillenen bitki örtüsü sonucunda oluşan topraklardır. Zonal topraklar dediğimizde iklimle ilgili olarak şunu söyleyebiliriz. Laterit toprakları kırmızı renkli topraklardır. Ekvatoral iklim bölgesinde görülür. Aynı şekilde kırmızı renkli toprak kim var derse Tererosa toprakları vardır. Akdeniz iklim bölgesinde görülür. Çöl toprakları var. Çöl iklim bölgesinde görülecektir. Onun dışında kahverengi orman toprakları var. Okyanusal iklim bölgesinde daha yoğun ölçekte görülecektir. Devamında kahverengi ve kestane renkli step toprakları karasal iklim bölgesinde, podzol toprakları boz gri renkli topraklar sert karasal iklim bölgesinde, aynı şekilde bunun dağların yüksek kesimlerinde biraz önce söylemiş olduğumuz kara topraklar yani çernezyon toprakları görülecek. En verimlisi de bu ha, unutma. Kara toprak diyor ya, böyle bir şey yok. Organik madde acayip karışmış. Bununla birlikte tundra iklim bölgesinde de tundra toprakları görülecektir diyebiliriz. Ve bu topraklar A, B, C horizonlu topraklardır. Yani tüm katmanlar var. C horizonu varsa bu toprak bize anakaya hakkında bilgi verecektir. Toprakların oluşumunu etkileyen faktörler nelerdir açıklayın istiyorum. Arkadaşlar toprağın oluşumunu etkileyen birinci faktörümüz iklimdir. İklim özellikle bir toprağın oluşumunda kayacın ayrışma hızını ve cinsini belirleyecektir. Mesela nemli iklim bölgelerinde kimyasal ayrışma etkili toprak oluşumu o yüzden daha kısadır.
Kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde ise fiziksel ayrışma etkili toprak oluşumu daha uzundur. Aynı şekilde toprakta bulunan kireç ve tuzu da belirleyecek. Nemli iklim bölgelerinde toprakta yıkama fazla olduğu için kireç ve tuz miktarı da daha azdır diyebiliriz. İklimden sonra ana kaya toprağın cinsini belirler. Nasıl? Eğer ki bir toprak kireçli topraksa kireç taşları üzerinde, kumlu ise kum taşları üzerinde oluşmuştur diyebiliriz. Ana kayanın ayrışmaya karşı gösterdiği direnç de özellikle toprağın oluşum süresini belirliyor. Onun dışında bitki örtüsü topraktaki organik madde miktarını belirlemekte. O horizonu dediğimiz vardı ya, ağanın üstündeki o horizonu, yaprakların oraya dökülmesiyle birlikte karışıyor. Orası böyle simsiyah oluyor ve organik madde bakımından zengin oluyor. Ama şunu unutma. Ekvatoral iklim bölgesinde bitki örtüsü oldukça gür ve yoğundur. Toprağa karışan bitki oldukça fazladır ama ekvatoral iklim bölgesindeki lateri toprakları organik madde bakımından fakirdir. Neden dersek, çünkü ayrıştırıcılar seri bir şekilde bunları karıştırıyor. Bir de bu toprakta yıkanma oldukça fazla. Bitkiden sonra başka kim var dersek, yer şekli mevcut. Nasıl? Arkadaşlar, yer şekillerinin engebeli olduğu bölgelerde toprak ince bir tabakaya sahiptir. Yer şeklinin düz olduğu alanlarda ise toprak daha kalın bir tabakaya sahiptir diyebiliriz. Bununla birlikte ince alanlarda toprağımız daha uzun sürede oluşabilir. Kalın bölgelerde, yani düz bölgelerde ise daha kısa sürede oluşabilir. Ve en son toprağın oluşumunu etkileyen durum zamandır. 1 santim eşittir 100 yıl diyebiliriz. Tamam mı arkadaşlar? Geldik şimdi görseller kısmına. Aşağıda verilen görsellerin hangi dış kuvvet tarafından oluştuğunu altlarına yazınız demiş. Şöyle bir bakıyorum. Büyüklüğüm yapmış. O zaman bu nedir? Tabii ki de Menderes'tir. Bükülmüş gitmiş Menderes. Büklüm. Kim var burada yahu? Akarsu var. O zaman bu akarsuyun oluşturduğu bir şekildir. Hem akarsuyun oluşturduğu aşınım şekli, aynı zamanda akarsuyun oluşturduğu birikim şekli olarak geçer. Bakıyorum. Ne gördüm? Mantarı gördüm. Bak şurada gördün mü, şöyle mantar var. O zaman bu nedir? Mantar kayadır. Peki mantar kayayı oluşturan kimdir dersek, rüzgarlar. Çarptı. Çarptı. Orayı mantar gibi oydu gitti. Buraya geldim. Şapkası var bunun. Kim bu şapka? Bazalttır tabii ki de. Alt kısımda kim var? Tüfler var. Bu kim olacaktır? Tabii ki de peri bacaları olacaktır. Peri bacaları deyince bak şunu yapma, vallahi ümüğünü sıkarım ha. Nedir bu? Ha, baktın rüzgar dedin, olmaz. Bunlar da sel suları etkili. O yüzden peri bacalarının oluşumunda sel suları etkili ise akarsu aşınım şeklidir. Bunu unutmayalım. Buraya baktım. Bir çukurluk var. Buzul aşınmasıyla birlikte oluşmuş sirk çukurlarıdır. O zaman bunu da buzul etkili olmuştur diyoruz. Buraya geldiğimde burada bir ayrışma var. Çözülme var. Fiziksel ayrışma diyebiliriz. Şuraya geldiğimizde ise şuraya dikkat edin. Ne var burada? Bir falez var. Falez varsa kıyı, yani dalga oluşumudur diyebiliyoruz arkadaşlar. Geldik şimdi harita sorularına. En azından harita bilmek bizim gündelik hayatımızda da önemlidir arkadaşlar yahu. Bize mesela bir haber verdi. Evet arkadaşlar, evet sayın seyirciler dedi. Muğla'da bugün sağanak yağış sonucunda sel ve taşkınlar yaşandı ve bölgede arama kurtarma çalışmaları devam etmekte dedi. Muğla düşünüyorsun, nerede bilmiyorsun. Yapmayın, yapmayın, biraz açın bakın yahu Allah aşkına. Geldik şimdi. Türkiye haritasında işaretli dağların isimlerini yazınız demiş. Biz şimdi Türkiye'deki dağları orojenez sonucunda oluşan dağlar ve volkanizma ile birlikte oluşan dağlar olarak ikiye ayıracağız. Şu çizgili görmüş olduklarınızı oluşturanlar orojenezdir. Orojenezi de ikiye ayıracağız. 1- Kıvrım orojenizi şeklinde oluşan dağlar kıvrım dağları, kırık orojenizi şeklinde oluşan dağlar da kırık dağları olarak ifade edilmekte. Burada bir numarayla görmüş olduğumuz dağımız Yıldız Dağları olarak geçer. Ve kıyıya ne yaptı? Paralel uzandı. Yıldız Dağları dışında 9 numaraya bakıyorum. Orada kim var? Ankara, Bolu var. Hemen o kısımda
Köroğlu Dağları diye yazıyorum. Hemen şurada Sinop'u gördüm. Sinop'un bulunduğu yerde Küre Dağları var. Sinop'un bak kıyı ile iç kesim arasındaki bağlantısını ne yaptı? Zorladı. Hemen şöyle devam ediyorum. Samsun Ordu arasına geldim. Canik Dağları, devamında Giresun Dağları ve şu kısımda da Doğu Karadeniz Dağları yer almakta. Bunlar Kuzey Anadolu Dağları diye geçer. Güney'e geldim. 11 numara Antalya'nın bulunduğu yer. Bey Dağları var, Ak Dağlar var. Adana'nın hemen üst kısmı Bolkar Dağları yer almakta. 3 numara ile de Hatay'da Amanoslar yer almakta diyebiliriz. Bunlar da güneydeki dağlar. Amanos'u dahil etmezsek 11-7 Toroslar olarak geçer. Geldim. Burayı nasıl kodlayacağız? Bak. Kazma, yutmuş, boz, ayım diye kodlayacağız. Kaz Dağı, Madra Dağı, Yunt Dağı, Boz Dağlar, Aydın Dağları ve Menteşe Dağları. O zaman 8 numara Kaz Dağı oldu. Hemen şöyle geldim, 12 numara. Şurada Yunt Dağı var. Hemen şu kısımda Boz Dağlar var. Bu böyle bak dikkat et paralel uzandı. Bu da Menteşe Dağları olarak geçti. Şurayı şöyle güzel bir şekilde silelim. Kazma yutmuş boz ayım. Bunu unutma. O zaman şuraya geldim 8 numara Kaz Dağı. Kazma diyorsa Madra Dağı. Şurada Yunt Dağı var. 12 numara Boz Dağlar. Hemen onun altında Aydın Dağları. Bak Menteşe Dağları'na bak kıyıya ne yaptı? Paralel uzandı. Bunlar bak şuradaki kısım var ya Batı Anadolu'dakiler arkadaşlar şöyle kırık orojenezi sonucunda oluşmuştur. Devamındaki kıvrım orojenizdir. 4 numaraya geliyorum. Iğdır sınırları içerisinde Ağrı'da. Hemen şöyle hattımı dümdüz devam ettim. Güneydoğu Anadolu'ya geldim. Burada da Karaca Dağı yer almakta. Bunlar da volkanik dağlar. Bak Adana'dan yukarı çıktım. İzmir'den de böyle geldim. Tam kesişim noktası Kayseri Erciyes Dağı. Gene bir volkanik dağımızdan bahsediyoruz. Bunları da sınavdan önce mutlaka bakmayı unutmayın arkadaşlar. Geldik şimdi gene bir harita kısmı. Türkiye'de bulunan başlıca ova ve platoları ben numara olarak gösterdim. Hangisi ova, hangisi plato, hangi isim? Bunlara gelin hep birlikte bakalım. 20 tanesini değil ben aradan seçeyim. Mesela 7 numarayı seçiyorum. 7 numara neymiş? Platoymuş. Önemli platolardan bir tanesi. Bu plato nedir dersek Çatalca Kocaeli platosudur. Tamam. Mesela 11 numara önemli platolardan bir tanesi. Önemli platomuzun ismi nedir dersek Eka platosu. Eka ne demektir? Erzurum, Kars, Ardahan platosu. Mesela ovalardan gitmemiz gerekirse 9 ve 10. 9 numara ve 10 numara Samsun'un bulunduğu yerde Bafra ve Çarşamba ovaları. 9 numara Bafra ovası, 10 numara ise Çarşamba Ovası olarak karşımıza çıkmakta. Devamında mesela 1 numara çok önemli Adana Çukurova. Bu yazdığımız ovalar ise Bafra, Çarşamba, Çukurova bunlar delta ovaları arkadaşlar. O açıdan da verimli yerlerdir. 5 ve 3 tek taş diye kodlayabiliriz. Bak tek taş diye kodlayabilirsiniz. Burada karstik arazi vardı ya. O zaman 5'e geliyorum tek diyorum. 6'ya geliyorum taş diyorum. Tek E taş eli. Bak tek E taş eli bunlar karstik platolardır diyebiliriz. 13 numarada ortalama yükseltinin çok fazla olduğu bir ova var. Hakkari selam olsun Hakkari'ye de güzel ülkemin güzel iline de yüksek ova arkadaşlar. Diğerlerini ben doldurmuyorum. Hemen bunları ne yapıyorsun? Haritadan açıyorsun mutlaka bakıyorsun. Özellikle dikkat edin İç Anadolu bölgesinde birçok plato ve ova yer almakta. Haymana platosu, Yazılıkaya platosu, Cihanbeyli platosu, Obruk platosu, Uzunyayla platosu, Bozok platosu hepsi yer almakta. Bunları da güzel bir şekilde o diğer boşluklu kısımlara doldurmayı unutmuyorsun. Ben 20'yi senin için kolay bir şekilde doldurayım. Konya Ovası. Konya Ovası burası. Geldik. Soru. Enine ve boyuna kıyı tipinin görüldüğü alanların özelliklerini yazınız. Güzel bir soru. Şunu unutmayalım. Enine kıyı tipi dağların kıyıya dik bir şekilde uzandığı kıyı tipidir. Boyuna kıyı tipi ise dağların kıyıya şuraya şöyle yazıyorum. Paralel bir şekilde uzandığı kıyı tipi olarak karşımıza çıkmaktı. Geriye geldim. Bir geriye daha geldim. Dikkat et. Ege yani Batı Anadolu'da dağlar kıyıya dik bir şekilde uzanıyorsa bu alanda enine kıyı tipi.
Karadeniz ve Akdeniz'de dağlar kıyıya paralel uzandığı için boyuna kıyı tipi görülecektir diyebiliriz. Bakın dikkat ederseniz enine kıyı tipinin olduğu alanlarda kıyıda girinti çıkıntı çok fazla. O zaman kıyının gerçek uzunluğu ile kış uçum uzunluğu arasındaki fark fazladır. Kıta sahanlığı enine kıyı tipinde geniştir. Boyuna kıyı tipini dikkat ederseniz kıta daha böyle sade bir uzanış göstermiştir. Düz bir uzanış göstermiştir. Kıta sahanlığı dar. Bir anda derinleşiverdi. Ve aynı zamanda kıyı ile iç kesim arasında iklimsel farklılık da oldukça fazladır diyebiliriz arkadaşlar. Türkiye'de bulunan Heyelan Set göllerine örnekler veriniz. Biz Türkiye'de Heyelan Set göllerini yaygın olarak Karadeniz bölgesinde göreceğiz. Neden orada? Çünkü Heyelan olayı en yaygın orada görülmekte. Kim var burada dersek Heyelan Set gölü. Mesela Tortum gölü var. Zinav gölü var. Onun dışında Sülük Gölü var. Yedi Göller var. Abant Gölü var. Bunlar benim ya da senin bilmen gereken Heyelan Set Gölü. Tortum Gölü, Sera Gölü, Abant Gölü, Zinav Gölü, Yedi Göller, Sülük Gölü, Borabay Gölü. Bunların hepsi Heyelan Set Gölü'dür. Peki bu göller nasıl oluşuyordu? Bir heyelan olayı sonucunda eğim doğrultusunda yer değiştiren kütle o arazideki akarsuyun önünü kapatıyordu ya da çukurluğun önünü kapatıyordu. Vadinin önünü kapatıyordu. Burada biriken su kütleleri Heyelan Set göllerini oluşturmaktaydı. Gene harita önemlidir. Haritada bazı numaralı alanlar verdim ben ve bu alanlarda yaygın olarak görülen toprak tiplerini yazınız diyor. Aslında ben burada zonal toprak olarak bunları bileceğim ya. Ya benim burada neyi bilmem lazım? İklimi bilmem lazım. İklimi bilirsem toprağında rahat bir şekilde bilirim. Bak, ekvatoru bu hatta çektik. Burada 3 numara Amazon havzası. O zaman 3 numaranın bulunduğu alanda laterit topraklarını göreceğim. Tamam, bu birincisi. Mesela 8 numara Avustralya'nın güneybatı uç kısmı. Akdeniz iklimi görülmekte burada tam şu kısımda. O zaman burada da kırmızı renkli Akdeniz toprağı dediğimiz Tererosa topraklarını göreceğim. Mesela burada 4 numara Batı Avrupa'yı görüyorum. Okyanusal iklim. Karma yapraklı ormanlar var. O zaman burada kahverengi, bakın, orman topraklarını göreceğim. 5 numaraya geliyorum. Bizim iç bölgelerimizi göstermiş. Karasal iklim diyebilirsiniz. Akdeniz iklimi diyebilirsiniz. Burada birçok çeşit toprak tipini görebiliriz. Ama mesela 6 numaraya geldiğimizde hangi? Çöl iklimi. O zaman bu alanda çöl topraklarını görebilmekteyiz. 2 numaraya geldiğimizde Amerika'nın o iç kısmını göstermekte. O zaman burada da step toprakları diyebiliriz. Buradaki topraklara da prairie toprakları diye de geçiyor. Çünkü bitki bu anlamda step olduğunda Amerika'ya gittiğimizde prairie'ler olarak ifade ediliyor. 1 numaraya geldiğimiz zaman ise tundra toprakları olarak geçer ki burası tundra iklimidir. 7 numara sert karasal iklimdir. O yüzden burada da podzol toprakları yer almaktadır diyebiliriz. 5 numarada bak kahve ve kestane renkli step toprakları diyebilirsiniz. Onun dışında Akdeniz iklim bölgesi var. Tererosa toprakları diyebilirsiniz. Dağlık alanlar var. Yüksek kesimlerinde çernezyum toprakları diyebilirsiniz. O yüzden zonal toprağı şöyle bir kalp bırakıyorum. Önemli abi, unutma. Geldik şimdi çoktan seçmeli sorularımıza. Birinci soru. Diyor ki yukarıdaki oluşumlardan hangileri paleozoik yani birinci jeolojik zamana ait özelliklerdendir diyor. Bakın. 1. Taş kömürü yatakları oluşmuştur. Evet, birinci jeolojik zaman. Atlas ve Hint okyanusları oluşmuştur. Bu Senozoik dönemde görülen bir durum. Bor, tuz, lignit yatakları oluşmuştur. Gene bu Senozoik dönemde görülen bir durumdur. Hersiniyen ve Kaledonyen kıvrımları oluşmuştur. Birinci jeolojik zamandadır. O zaman sorumun doğru cevabı D seçeneğiyle 1 ve 4'tür diyebiliriz. Geldik bir diğer soruya. Aşağıdaki haritada deprem alanlarının dağılışı gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisinde yıkıcı depremlerin daha az görülmesi beklenir? Yani soru aslında sana ne diyor biliyor musun? Harita biliyor musun diyor. Harita biliyor musun diyor. Amerika Birleşik Devletleri nerede? Burada. O zaman yıkıcı bir deprem görülebilir. Çünkü Pasifik deprem kuşağı içerisinde yer almakta. Endonezya'ya geliyorum. Endonezya bu hat içerisinde. O zaman o alanda da yıkıcı deprem görülebilir. İtalya'ya geliyorum. İtalya tam bu alanda. Yani Akdeniz İmalaya deprem kuşağında görülebilir. Brezilya'ya geliyorum bu alanda. Burada göremedim. O zaman cevabım bu. Yeni Zelanda'ya geldim. Gene bu alanda Pasifik deprem kuşağında, burada da görülür. O zaman sorumun doğru cevabı Brezilya ile D seçeneğidir diyebiliriz. Geldik bir diğer soruya.
Soru da bize demiş ki, yukarıda dış kuvvetler tarafından oluşan yer şekillerinden hangilerinin oluşumunda akarsular bak doğrudan etkilidir? Birinci oluşumun ismi neydi? Mantar kaya idi. İkinci oluşumun ismi peri bacası. Üçüncü oluşumun ismi en küçük aşınım şekli lapya. Dördüncü oluşumun şekli birikinti konisi. Koniler birleşir, yelpazeleri oluşturur. Yelpazeler birleşir, daiti ovalarını oluşturur. Mantar kayanın oluşumunda doğrudan rüzgar etkili. O zaman bir olamaz arkadaşlar. Gitti. Peri bacalarının oluşumunda akarsular doğrudan bir etkiye sahip. O zaman 2 kesinlikle olacak. Bu da gitti. Lapyalar karstik arazilerde görülen bir aşınım şeklidir. Su doğrudan değil ya da akarsu doğrudan değil. Birikinti konisi, birikinti yelpazesi, dağ eteği ovaları akarsu birikimi sonucunda oluşan şekillerdir. O zaman cevabım 2 ve 4 ile D seçeneğidir diyebiliriz. Geldik bir diğer sorumuza. Yukarıdaki Türkiye haritasında işaretli alanlarda oluşan kıyı tipleri. Dağların kıyıya paralel uzandığı bir numaralı alanda görülecek kıyı tipimiz boyuna kıyı tipidir. Kıta sahanlığı dardır. Kıyı ile iç kesim arasındaki iklimsel farklılık oldukça fazladır. Kıyı ile iç kesim arasındaki yol yapım maliyetlidir. Limanların interlandığı gelişmemiştir diyebiliriz arkadaşlar. Ve bu kapsamda bir numara boyuna. 3 numaraya geldiğimde dağlar kıyı çizgisine dik bir şekilde uzanmakta ve burada da enine kıyı tipi vardır. Girinti çıkıntı oldukça fazla. Kıyının gerçek uzunluğu ile kuş uçum uzunluğu arasındaki fark fazla. Kıyı ile iç kesim arasında iklimsel farklılık az. Ulaşım kolaydır. Enine kıyı tipi. Eskiden akarsu vadilerinin yükselen deniz suları altında kalması ile oluşan kıyı tipine ria tipi kıyı diyeceğiz. O zaman 2 numarada ria tipi kıyı eskiden oluşan bir akarsu vadisinin deniz suları altında kalması ile oluşuyor. 1 boyuna kıyı tipi, 2 ria tipi kıyı, 3 enine kıyı tipi ile D seçeneği. Zaten şunu unutma, fiyort tipi kıyı buzul alanlarında, Haliçli kıyı tipi gelgitkenliğinin yüksek olduğu okyanus kenarlarında. Skyer gene buzul alanlarında. Watt kıyı özellikle arkadaşlar gelgit sonucunda deniz dipleri yüzeye çıkıyor. Bu şekilde oluşuyor diyebiliriz. Geldik bir diğer sorumuza. Bak bir harita var. Ben bu haritayı niye böyle koydum? Şimdi bak. Burada bir numaralı alanı işaretliyorum. Burası okyanus anlamında hangi okyanus? Atlas Okyanusu. 2 numaralı alanı işaretliyorum. Hint Okyanusu. 3 numaralı alanı işaretliyorum. Pasifik yani Büyük Okyanus. 4'ü işaretledim Akdeniz. 5'i işaretliyorum Kızıldeniz. 6'yı işaretledim Baltık Denizi. Ama onun dışında mesela öğretmenleriniz size, ben şimdi burada sadece söylediklerimi sözel anlamda yazmadım. Sizden isteyeceğim defterinize ya da bu sayfayı durdurup yazmanızı, özellikle bunları bilin. Yani öğretmeniniz şöyle bir soru sorabilir burada. Dünyadaki okyanusları, okyanuslarla bağlantılı kenar ve iç denizlere örnekleri veriniz der. Okyanuslar işte 1 numara Atlantik Atlas Okyanusu, 2 numara Hint Okyanusu, 3 numara Pasifik Büyük Okyanus. İç denizler Baltık Denizi, Akdeniz ve Kızıldeniz diyebilirsin. Ya da mesela şöyle 7 numarayla kenar denizleri Çin Denizi, Japon Denizi diyebilirsin. Mesela 8 numaralı bulunduğu alanda Umman Denizi diyebilirsin. Hemen okyanusun neresinde, kenarında diyebiliriz. Bunları da yazmayı unutma. Mesela şuraya 9 numara diyeyim, burayı da bil. Burada kim varmış bunu bil. Bir de şuraya 10 numara diyeyim, burayı da neymiş, kenar deniz mi, iç deniz mi, onları da yazmayı unutma, tamam mı? Geldik bir diğer sorumuza. Yukarıdaki Türkiye haritası üzerinde işaretli alanlarda oluşan yeryüzü şekillerinin oluşumu üzerindeki temel etken nedir diyor. Şimdi bakıyorum. Burası Sinop, İnce Burun. Tamam mı? Şuraya şöyle yazdım. Burası da Kapıdağı Yarımadası. Kapıdağı Yarımadası. Ne oluyor burada dersek? Bak burası kara alanımız. Şurada bir ada alanımız var. Ve şu arası denizimiz. Bak şurada bir ada var. Ve kıyı okları geliyor, 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 birikiyor. Ada ile karanın bağlantısını sağlıyor. Yani burada ne oldu? Bir tombolo oldu. Gördünüz mü? Bak bir tombolo oldu. Ada ile karayı bağladı. O zaman burada dalga birikim şekilleri vardır diyebiliriz. Tamam mı? Geldik bir diğer sorumuza. Aşağıda zonal topraklar hakkında bazı bilgiler verilmiştir. Harita üzerinde işaretli alanlardan hangisinin toprak özelliklerine ait bilgi verilmemiştir diyor. Bakalım. Kuraklık ve buharlaşma nedeniyle topraktaki kireç ve tuz birikimi oldukça fazladır diyorsa, hemen benim bu noktada çölle ilgili bir yer aramam lazım. Bak çölle ilgili bir yer aramam lazım. Gözüm direkt haritada şuraya gitti. Bir de şuraya gitti. Bak ikisi de yok. Allah kahretsin deme. Şuradaki 3 numara.
Namib Çölü. O zaman 3 numarayla ilgili bir bilgimiz mevcut. Kalkerli arazi, kireç taşı, demir oksitlenmiş, kalker, kırmızı renkli diyorsa o zaman direkt Terra Rossa arayacaksın. Yani Akdeniz iklim bölgesi. Allah'ını seven şu 2 numarayı unutmasın. O zaman bu da Akdeniz iklim bölgesidir. Tamam mı? O zaman şöyle yapayım. Şu 3 numara oldu. Şu 2 numara oldu. Buraya da yazayım. Yaprağını döken ağaçlardan oluşan diyorsa okyanusal iklim diyeceksin. Okyanusal iklim diyorsa Batı Avrupa diyeceksin. O zaman 5 numarada da bu kapsamda özelliğimiz var. Sıcak nemli iklim bölgelerinde oluşur diyorsa hemen direkt gözüm nereye arasın? Ekvatoral iklimi arasın. Yani lateri topraklardır bu topraklar. O zaman bu da 4 numara oldu. 1 numarayla ilgili bir bilgimiz yoktur. Peki 1 numara kim? Tundura. Yazın bataklık ortamında yeşeren ot toplulukları altında oluşan donup çözülen topraklar tundura topraklarıdır. Geldik MEP örnek yazılı sorularına. Toprağın oluşumunu etkileyen faktörler nelerdir demiş. Bak bunu unutma, bence bu soru anlamında karşına mutlaka gelecek. İklim etkiliydi hatırla. Onun dışında yer şekli etkiliydi hatırla. Onun dışında ana kaya etkiliydi. Ana kaya ile birlikte bitki örtüsü etkiliydi. Ve zaman etkiliydi. Yani toprağın oluşumunu etkileyen faktörler diyorsa bunları almayı unutmayalım. Türkiye'deki dağların genel özellikleri nelerdir? Bizim ülkemizdeki dağlar genel itibariyle doğu batı yönlü uzanırlar. Bak kıyıya göre konumu demiyorum. Dağlar doğu batı yönlü uzanıyor. Niye? Çünkü sıkışma kuzey ve güneyden oluşmuştur. Ve bizim dağlarımızı oluşturan orojenik hareket hangisidir dersek Alp Himalaya orojenezi olarak geçer. Bununla birlikte dağlar kuzey ve güneyde kıyıya nasıl paralel uzanmıştır. O yüzden boyuna kıyı tipi vardır. Batıda ise dağlarımız kıyıya dik uzanmıştır, enine kıyı tipi vardır. O yüzden kuzey ve güneyde yol yapım maliyetleri fazla, kıyı ile iç kesim arasındaki ulaşım zor ve iklimsel farklılık fazla. Kıta sahanlığı dar ama batıya geldiğimiz zaman kıta sahanlığımız geniş, kıyı ile iç kesim arasındaki ulaşımımız fazla, doğal koy ve körfez sayımız da oldukça fazladır. Bunları da unutmamış olalım. Bir diğer soru. Türkiye'de rüzgar aşının birikim şekilleri hangi alanlarda görülür? Arkadaşlar şunu unutmayalım. Dünyada genel itibariyle rüzgar aşının birikim şekilleri ya kurak iklim bölgelerinde ya da yarı kurak iklim bölgelerinde görülecektir. Bizim ülkemizde bu şartı sağlayan neresi var? İç Anadolu bölgesi var. Karasal iklim. Onun dışında Güneydoğu Anadolu bölgesi var. Burayı da unutmayalım. Gene karasal iklim. Iğdır ve çevresi var. Yaygın bir şekilde görebiliriz. Ergene Havzası var. Yani bu alanı da unutmayalım. Bu alanlarda rüzgar aşının birikime ait şekilleri görebilmekteyiz. Peki buralar neresidir dersek hemen şöyle bir Türkiye haritasında gösterelim. Al, İç Anadolu bölgesi burası. Güneydoğu Anadolu bölgesi burası. Iğdır çevresi burası. Ergene Havzası burası. İşte bu alanlarda biz rüzgar aşının birikim şekillerini yaygın bir şekilde göreceğiz arkadaşlar. Geldik sizinle yazılı kısmımızın sonuna. Bizler üzerimize düşen görevleri daha önce yerine getirmeye çalıştık. Artık arkadaşlar sıra sizde. Karşınızda günün ödüllü sorusu. Cevapları mutlaka yorumlar kısmına bekliyorum. Yazılarınızda bol bol başarılar arkadaşlar. İnşallah hak ettiğiniz, istediğiniz notları alırsınız diyelim. İkinci dönem görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.